O dönemki Yeni Sivasspor kadrosunu bize anlatması hem de Tarsus maçı öncesi neler yaşandı, maça giderken otelde neler yaşandı, o süreci özetlemesini rica ediyoruz. Buyurun hocam. Yani şimdi bizim çok iyi bir kadromuz vardı. Namık abinin söylediği gibi ben dışarıda sahili bir profesyonel olarak sahiliye geldim ama bize bu fırsatı önce eski Sahalispor'da oynayan işte Mustafa Abigil, Ufuk Gil, onlar Sanayispor'un şampiyon olmasında çok büyük katkıları var. Sanayispor'un rakiplerini yenerek. Ondan sonra bizim Salihli'de profesyonel futbol oynamamıza sebep olan burada bir tek Hikmet arkadaşımız var Sanayispor'da. Yani burada işte Cengiz'i, Naci'si, Hürriyet'i biz bu takıma geldiysek önce onların sayesinde geldik. Ha ne olurdu? Naci İzmirspor'da devam ederdi. Hürriyet Karşıyaka'daydı. Ben İzmirspor'daydım. Orada devam ederdik. Ama kendi memleketimize gelip top oynamamızın sebebi önce o arkadaşlar. Bir onlara teşekkür ederiz önce. Ondan sonrasına gelince Namık abinin söylediği gibi bizim iyi bir kadromuz vardı. İşte Hikmet'i, Naci'si, Hürriyet'i, Nejat'ı, Cengiz'i çok iyi bir kadromuz vardı. Bu kadroya Salihlispor'dan Feridun'la Muzaffer geldi. Salihlispor'dan. Beşevir'den Namık abinin başkan olduğu takımdan Oktay'la İbrahim geldi aramıza. Sanayispor'dan da işte Hikmet, Mesut, Adnan, İsmail, Selman. Onlar geldi ve çok iyi bir kadro oluştu ilk sene. Ama ikinci sene bizim altyapıdan öyle kardeşlerimiz çıktı ki işte hepsi burada. Kara Kemal burada, Halim burada, aramızda yok Ahmet. Üçü de Cengiz zaten bizim kendi evladımız olarak ben her zaman kardeşim öyle görüyorum. Ama üç tane oyuncu geldi. Düşün şimdi. Halim gitti, birincilikte yıllarca top oynadı. Ahmet geldi, gitti yıllarca birincilikte top oynadı. Kemal geldi, gitti birincilikte yıllarca top oynadı. Yani altyapıdan öyle güzel kardeşlerimiz çıktı ki Sarıyer'in yani bir 15-16 senesi altyapıdan gelen arkadaşlarla bayağı başarılı bir şekilde çıktı. Yani şuradaki resimlerin bazılarına ben bakıyorum. 6 tane Sarıyerli arkadaş var. Bir takımda o ilçe olarak ne kadar fazla oyuncusu olursa o takım o kadar başarılı olur ki dışarıdan gelenler de çok yetenekli oyunculardı. Cengiz geldi. Hikmet'i ben kendi aramızdan sayıyorum. Naci'si, Hürriyet'i, Nejat kardeşimiz. Bunlar böyle olunca biz Halim'le hep konuşmuşuzdur. Abi biz iyi olduk, başarılı olduk ama işte kendisi de söyleyebilir. Sizin gibi abilerimiz yüzünden yani iyi bir kadronun içinde olduğumuz için başarılı olduk gittik dediler. Dolayısıyla bu takımda olmaktan her zaman gurur duyduk. Yıllarca oynadık elimizden geldiği kadar. Şimdi eski arkadaşlarımızla beraber olduğumuz için çok mutluyum. Hepsine teşekkür ederim geldikleri için. Sözü de Necat kardeşim. Tarsus maçının neyinden bahsedeyim? Herkesin ayrı ayrı hatıraları var. Ben anlatmayayım. Altınay kardeşimiz burada en fazla dayak yiyen arkadaşımız. Benim anlatacağım anıyı Namık abi anlatsın. Abi o olayı anlat. O kadar. Açarsan şeyini. Tabii ki Tarsus maçı yaşadığımız şiddet olayının o tarihlerde en güçlüsü, en kuvvetlisi. Yani bir futbol müsabakası oynuyorsunuz. Bir takım galip gelecek, biri mağlup olacak. Beraber. Üç sonuçlu bir maç. Yani sonuçta bu müsabakalar üç neticede bitecek. Ama hiçbir felsefelere öyle yerleşim oluyor ki hiç kimse mağlubiyeti azmedemiyor. Hele hele bile şampiyonluk başlarında. Şiddetin en büyüğünü yaşadık. Sahaya girerken açık türbünün arkasından duvar kenarından geçiyoruz. Arka taraftan sıra gireceğiz. Tabii en üstte duran
Tarsuslu seyirciler, bizim geçtiğimizi görenler oradan laf attılar. Dediler ki, Cavit hanginiz, Cengiz hanginiz diye. Niçin soruyorlar? Bir hafta önce Bolu'ya gol atan iki arkadaşımız. Helal olsun size dediler. Çocuklar çok sevinmeyin, kafanızı öne iyi yürüyelim dedik. Neyse, maç oynandı ve biz takıma o tarihte galibiyete ve beraberliğe prim vaat ettik. Genel kaptan Güner Can arkadaşımız her konuşmamızda bir şey ilave etti. Hani önce bir miktar söylendi, sonra bu Bordeaux'da otelde sonuca vardı, orada daha yüksek rakamlara ulaştırdı bizi. bu tabii nedendi? Onurumuzu ve şerefimizi korumak için sahaya çıkacaktık. Bu motive olsun diye hepimiz konsantremiz yükselsin, laf duymayalım. Hani üç neticede de laf olacak ama mağlup olmak daha ağır bir laftı. Arkasından satılmışlar gibi bir lafı duymak, kelimeyi duymak sporcu arkadaşlarımızın duyabileceği en ağır laflar. Onun için de galip gelebiliyorsak geliyoruz, gelemezsek yenilmeyelim, berabere kalalım. Kim şampiyon olmuş bizi ilgilendirmez. Olaylar, maç bitti, olaylar patlak verdi, gösterdi. Zaten hepsini izledik, gördük nasıl neler yaşadığımızı. Tribünden izlediğimiz kadarıyla biz o gün yüksek atlama rekoru kırdı futbolcu arkadaşlarımız. Sürat rekoru kırdılar. 100 metre rekoru. Ne bileyim tırmanma rekoru kırıldı. Bir de dayak yeme rekoru da kırıldı. O da Altınay'la hocama nasip oldu. Gördük ki Altınay o arada en sona kalan, diğer arkadaşların belki kaçmasına yardım etti. En sona kalanlardan ben zannediyorum 50-60 kişilik bir grup yakaladı Altınay'ı. Biraz tekme yedi. Ve yaralara ağırdı. Hastaneye kaldırıldı. Maç sonrası işte kaçan kaçtı. Herkes bir tarafa dağıldı, kaçtı. Emniyet müdürlüğünde toplandık. Genel kaptan takımla birlikte ayrı bir odadalar. Biz de işte Murat Ünlü maçı anlatan spiker arkadaş TRT'den Ataman Sarıgedik. Ben Emniyet Müdürü'nün odasındayız. Habire haber bekliyoruz. En son dediler ki Altınay'ın durumu iyi ama çok hasarlı. Necdet Hoca'nın yeşil bir kazağı vardı. Yarısı yok oldu bir anda. Tutanın elinde kaldı. O vaziyette. Elim arkadaşımız burada yok. Grip doktoru. Kolu kırıktı, alçılıydı. Onu kurtaracağız. Terör örgülerinin arkasına atacağız derken geride kaldılar. Sonuçta böyle bir harbedenin içinde, şiddetin babasının, ana babasının içinden ucuz atlattık. Yani bir iki dayak yemekle atlattık. Yoksa Allah korusun, eğer şanssız bir pozisyon olsa idi, zannediyorum herhalde Sivas olaylarından sonra en ağır bedel ödeyerek çıkacaktık. O bakımdan hatta Naci arkadaşımız maçtan sonra şeyde otobüs geldik, toplandık. Bir kişi eksik. Kim eksik? Meğer malzemeci Muzaffer eksikmiş. Ramazan. Malzemeci Ramazan eksik. Sayıyoruz. Bir kişi eksik kadrodan. Oymuş. Neyse onu da buldular. Haber geldi. Tamam dedik. Çıktık. Arabalara bindik. Eskort sayesinde. Garajın önüne geldik. Seyircilerle, seyirci araçlarıyla da buluşacağız. Eskortlarla işte Afyon üzerinden geleceğiz. Naci en önde otobüslük kapısına ayağını attı. Ya başkanım dedi, bu kadar şişirmeseydin dedi, keşke dedi mağlup olsaydık. Çünkü gerçekten ciddi olay atlattık. Hani şiddet, ben Barcelona'da, Nou Camp'ta Barcelona maçını 85 bin kişinin seyirci olduğu bir maçı izledikten sonra burada yaşadıklarımıza hayret ediyorum. Orada şov seyrediyorlar. Şov. Bir müdafaa oyuncusunun topu kesip
kendi önünde oynayan arkadaşına aktarması alkışlanıyor. Bizdeki de bakılıyor öyle. Ne yapıyor diye. Yani forvettekinin geri gelip top alıp destek olması ciddi boyutta alkışlanıyor. Yani bunları izlediğiniz zaman buradaki sıkıntılar büyük. Dediğiniz gibi bu işin önceliği ahlak, eğitim ve spora bakış açısı. Burada çok tahrik etmeden bu işin içinde yenilmek de olduğunu kabullenerek sahaya çıkılması bir takım şeyleri düzeltir. Ama maalesef hep kazanmak adına kurulu her şey, o da gerek yöneticilerden, gerek işte hocadan, gerek genel kaptandan, gerek kaptandan bir yerlerden tahrikle maalesef giriyor. Ama Necdet Hocam'ın söylediği, ben de aynı şeyi vurgulamak istiyordum. Çok iyi noktaya temas etti. Çalıştığımız süre içinde ve daha sonrasında benim dikkat ettiğim, yani uzun sürede ayrıldıktan sonra da ben uzun süre takip ettim Yeni Salihspor'u. Değişik nedenlerle içine itildim, bulundum. Hiçbir zaman Salihspor oyuncularından şiddet uygulanmadı. Hiçbir maçta şiddete yönelik bir hareketleri olmadı. Hem bu arkadaşlarımızın hem bu taraftarlarda olmuş olabilir. Yani taraftar bir